Vallahi kızlar bugün o kadar eleştirecek şey buldular ki. Ama yine de en düşük 3 bekliyorum. 3 bekliyorsun, hı-hı, en düşük. Evet. Hadi bakalım. Seçicim senden başlayalım canım. Önce tabii sebepleri, ardından da puanını paylaş bizimle. Şöyle, ben evin aslında genel olarak hani bütünlüğün olmadığı için beğenemedim fazla. Çünkü yatak odası farklı, salon farklı. Salonda zaten yemek masasıyla komple bir uyumsuzluk var bence. Sunumlukların güzeldi. Çeyizlerin elemeyi zaten, onlara bir şey diyemiyorum. Ama dediğim gibi evin genelinde bütünlük bulamadım. Puanımı dilerseniz açabilirim. Ama yatak odamla zaten salonumun pek bir... Hani dedin ya, yatak odam farklı, salonun farklı. Dilersen puanımı açayım, o şekilde ondan sonra konuşabilirsin. Evet, puanını görelim seçicim. Sana puanım 3. Puan. Teşekkür ederim seçili arkadaşım. Yaptığın yorumlardan sonra zaten bu puanları bekliyordum. Verdiğin yorumlarla... Dediğim gibi emeğine ve çeyizlerine, sunumluklarına verdim bu puanı. Evinin genel anlamında bir bütünlük bulamadım. Hı-hı. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Sesi çıkmıyor genimizin. Çok heyecanlı. Evet Saadet'ciğim, seninle devam edelim. Evinde ben de bir bütünlük bulamadım. Tek başına eşyalar tamam ama hepsi birbirinden farklı modeller bana göre. Birisi klasik, birisi spor. Bu yüzden de bir bütün değil. Yatak odanı beğendim, emeğini beğendim, çeyizini beğendim. İşte ondan sonra mutfağındaki bazı yerleri beğendim. Bu kadar, kutumu açmak istiyorum. Peki canım, açabilirsin. Tuğçe, benim sana puanım 3. Üç puan da Saadet gelinden geldi. Böyle gidecek galiba bu düşüklükte. Arkadaşlarımın eline sağlık şimdiden. Geldikleri için ayağına sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Diyecek bir şeyim yok. Evet. Sümeyye, seninle devam edelim canım. Önce sebeplerini alalım mı? Tabii. Ben zaten başından beri söylüyorum. Genel olarak evde gerçekten bir bütünlük yok. Avizeler yok. Sanki düğün salonundaymış gibi hissediyorum kendimi. Televizyonun üstündeki çıtalamayı beğenmedim. Genel olarak yani bu sporla klasiğin birbirine karışması benim gözüme çok hoş gelmedi. Yatak odası dediği gibi, arkadaşım da dediği gibi. Yani birbirinden böyle bağımsız, seni yansıtan şeyler değil. Seni ne yansıtıyor ben çözemedim evde. Yani senin karakterin ne, onu da çözemedim. Bence insanın evi kendisini yansıtır. Çok karmaşık gördüm evini de. Yani sen de öylesin sanırım. Mutfağını da... farklı tonlar, farklı şeyler kullanmayı sevdiğim için böyle işte şeyler. İşte farklılık göz yoruyor. Ya bence bunu bir düşün. Hem senin evin, yani burası senin evin sonuçta. Kendine özel yerler yaratabilirsin. Kendi kararlarını vererek, kendi seçimlerinle daha güzel bir yaşam alanı yapabilirsin bence. Mutfağını da keza çok fazla beğenmedim. Çok standart bir mutfak bana göre. Dilersen puanımı vereyim. Bekliyorum. Evet. Puanını açabilirsin. Tuğçe, benim sana puanım 2. Şahsen senden bu kadar düşük puan beklemiyordum yaptığın yorumlardan, davranışlarından dolayı. Diyecek bir şey bulamıyorum ama şu yorumlarımda an. Gayet açık konuştuğumu düşünüyorum. Yok, yorumlarında ama hem açıktın hem güzel yorumlar yaptın ama bunu beklemezdim şahsen. Ben güler yüzün ve çeyizlerin konusunda bu puanı verdim. Onun dışında gerçekten yatak odasına bir puan veremedim. Yani bir bütünlük olmadığı için, yani bir bütünlük göremediğim için. Daha fazla puan verirsem belki diğer arkadaşlarımın evlerini görmedim, haksızlık yapabilirim. Yani olması gereken puanı verdiğimi düşünüyorum. Seni kırmak istemiyorum tabii ki ama yatak bence odamda neyi bu görmemiştin? Yani benim huçlar biliyorsun gözümü çok yormuştu. Hatta hocu yere indirdim kurbanın yardımıyla. Balonlar keza çok gereksizdi. Yatak örtün çok çiğ geldi, gözüme beyazdı. Yani biliyorsun, yani bir böyle bütünlük göremedim orada da. Peki, teşekkür ediyorum. Evet. Seninle devam edelim Tuğba'cığım. Beni yanlış anlama ne olursun. Burası bir yeni gelin evi yarışması programı. Ve bizler evimizi, gerek çeyizliklerimizi, gerek sunumluklarımızı, yani her şeyiyle temsil ediyoruz. Evet, duruşla. Duruş, karşılama, oturuş, saygı,
Bakma sana takılıyorum, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, ama gerçekleri söylüyorum. Şimdi ben bu eve geldiğim zaman, inan ki bana, ben kayınvalidenin evine mi geldim yoksa yeni gelin evine mi geldim, karıştırdım. Ama zaten başta da belli etmiştim ben ama birlikte yaşadığımızı. Bu da yeni gelin evi programı olduğu için ben ona göre değerlendirmem. Ben zaten kendi dokunuşlarımı göstermek istedim daha çok. Hı-hı. Ama sen bir şeyler işte toparlayarak bunu göstermeye çalıştın ama bu da olmadı. Bana göre olmadı. Diğer arkadaşlarıma göre de aslında olmadı. Dilersen puanıma geçelim. Evet, puanı görebiliriz. Puanını açabilirsin. Benim sana puanım 2. Senden beklediğim bir puandı şahsen. Evimi yıkıp döktükten sonra. Teşekkür ediyorum. Yani bunu bekliyordum senden. Ama onca şey diğer arkadaşlarımızın evi kim bilir nasıl. Sana şimdi 3 verirsem bir sonraki ev senden daha güzel çıkarsa ben ona 4 vermek zorunda kalırım. Bu da beni üzer. Vallahi düşük düşük puanlar alıyorsun. Yine kendini savunamıyorsun. Yine gülüp geçiyorsun. Çünkü evinin farkındasın. Vallahi ben seni anlayamadım. Çünkü önümde daha 4 tane kendi evim dahil olmak üzere 4 tane ev var. Kendime evet, puan vermiyorum. 4 tane yıkacağın ev daha var yani. Yok, kendime puan vermiyorum ama en azından 3 tane daha evi göreceğiz. 3 haksızlık olur. Teşekkür ediyorum yorumların için. Rica ederim. Ama seni tanımak güzeldi. Teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey var mı gelinlere? Geldikleri için teşekkür ederim. Evet, kibarlığını korumaya devam ediyor. Güzel. 2 puan verdiğimde çok fazla bir tepki göstermedi. Sadece 3 beklediğini söyledi. Yani 3'lük bir ev olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla eksikler vardı. Kendi evimle de kıyaslamak istiyorum çünkü. Yani ben buraya 3 verirsem başka bir eve verdiğim puanda yani tedirgin olurum. O yüzden bence 2'yi hak etti. Zaten üzüldüğünü de düşünmüyorum. Toplamda 10 puan aldın. Şimdi ben senin için puanını kullanacağım. Teşekkür ediyorum şimdiden. Haftanın ilk gününde gelinimiz Tuğçe bizi bence çok enerjik, çok pozitif ve güler yüzlü karşıladı. Bu arada gelinlerin her türlü eleştirisine rağmen gayet ılımlı yaklaştı ve o güler yüzünü asla düşürmedi. Güzel bir ev sahibi miydi? Bana göre bence iyiydi. Hep söylerim ya işte tebessüm çok önemli, hoşgörü çok önemli. O sebeple gerçekten yeni gelinliğini konuşturdum. Ve sonrasında bakın yıl kaç olmuş? Gencecik 22 yaşında bir gelin, hemşire ve kayınvalideyle oturmayı onaylamış. Kendisi de seve seve istemiş ve gayet bu durumdan mutlu. Ama diyor ki benim bir amacımız var, ideallerimiz var. Yarınlarımızın daha iyi olması adına şu anda bu şekilde oturmayı tercih ettik. Ama ben ayrıca çok mutluyum. Çok iyi bir kayınvalidem var dedi. Kayınvalidesini tanıdık. Gerçekten o da son derece pozitif. Kendisi de kayınvalidesiyle uzunca bir süre oturmuş bir gelinmiş zamanında. O yüzden tahmin ediyorum ki halden gayet iyi anlıyor. O sebeple gelinim değil, benim kızım diyor Tuğçe için. Ben kendilerine mutluluklar diliyorum. Hayatlarında her şey gönlünce olsun inşallah. Senin de eşinin de bir tane. Evet, benim puanımı da cuma günü arkadaşlarınla birlikte göreceksin. Tuğçe'cim her şey için sana çok teşekkür ediyorum. Ben bugün de ayaklarınıza için. Sağlık diyorum. İki arkadaşımız çok uzaktan geldi, diğerleri buradan ama yine hepsinin ayaklarına sağlık. Size keza öyle. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de sana. Evet, yarın neredeyiz? Yarın bendeyiz. Evet. Esenler'deyiz. Bakalım. Mutlulukla bekliyorum sizi. Bakalım bana yorumları nasıl olacak arkadaşlarım. Bakalım nasıl bir gün olacak. Tuba'dan çok korkuyorum Aslı Hanım. Kimden? Tuba'dan. Ben de korkmadım. İnşallah evde yıkacak dökecek bir şey bırakmamışım. Evine güveniyorsan korkma. Oh, yarın mesajı verdi. Yarın da bizi konuşturmayacak muhtemelen. Bugün sizi konuşturmadığı gibi göreceğiz. O zaman ne yapacaksın? Bugün anladığım bir şeyler. Sen evet, bu akşam şöyle evi tekrar bir gözden geçir derim. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü size. Çünkü rakipler güçlü. Evet, aynen öyle. Evet, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.